Abi, otu atıyorlarmış buradan. Otobüslere Samsung'da da aynı bir depo var da orada. Orada da açacağız. İnanmıyordur. Anasını çıkart. Hayırdır abi? Bize de rica ederim. Ona ne veriyorsun? Yani şey veriyorum. Lütfen sen bunun gibi çıkartı gitti. Annemle dolayı abi. Kutu karton. Size sağlık. Ayağınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. İkinci bölümde yine beraberiz. Kırıkkale'den Sarı Ramazan abimizin yanına geldik, mekanına geldik. Çok güzel bir yer var. Çok güzel bir, gerçek hoş, güzel bir yer var. Maşallah. Maşallah. Şöyle kümeste bakmaya sakınca var mı şöyle? Tabii tabii, ne demek? Selam. Olsun abi, şöyle bakalım kuşlara. Maşallah, maşallah. Abi normal klasik köy kümesi işte. Maşallah. Şöyle çıkayım ben. Çıkartabilirsin ya, çıkartabilirsin arkadaşlar. Şöyle. Şu tel olmasaymış süpermiş. Şu ev çok iyi olmuş. Ev çok iyi ama şu tel olmayacaktı abi. Evin olması senin bir artı. Yani ben kuş anlayışıma göre. Çıkarsın abi, çıkarsın ya, bir şey olmaz. Abi biliyorsunuz değil mi? Her çekim yerine bir tane kuş alıyorum yavru. Yavruyu gördü ya. Beyaz sarı yavru gördü. Yok, onlar almıyor. Onu alacağım, nereden çıkarsın abi? Fark etmez abi, hangisini koysa kusun. Benim kuşum çıktı işte abi, Arap. Siyah inciler. Siyah inciler kaldı, bitti artık abi. Siyah inci lugatını kaldırdık. Abi aydınlatacağım o konuda seni. Baba artık bu diyebilirim artık. Yaşlandı abi. Kör Arap dedikleri. Öyle meşru kaldı. Gel.
Ezra abi şimdi. Şimdi gelelim, kuşları çıkarttık. Şimdi anlat abi. Buyur. Kuşların abi yani dedin ya ilk önce. Hani bir gizli kahraman arkada olur diye. Bunların konuşmasında tabi İstanbullu Mustafa Fidan var. Damat dedikleri. Yani onun da çok büyük etkisi var bu kuşlarda rolü. Yani bunları şu zamana kadar getirmemizde etkilerinden birisi o. Yardımcı olan tabii ki. Ondan sonra babam bunları uçuraraktan yani senelerdir emek vererekten buraya kadar getirdik biz. İyisiyle kötüsüyle biz bunları besliyoruz. Ha bu zamana kadar bir şeyler gördük. Ondan sonra bunlara da devam ediyoruz. Ha dışarıda iyi yok mu? Çok çok iyi uçan kuşlar var. Ama ben bunları hani içine başka kuş sokmadım. Ha babam sokmadı. Biz de devam ettiriyoruz. Başka kuş da ne bileyim. Hani getireyim de şöyle bir değişiklik olsun diye aslında olmadı aklımızda. Yüksek uçumları ve de hareketli olmaları. Fişek tarzlarını çok seviyorum ben. O kadar 16-17 tane takla vurmuyorlar ama 5-6 tane vuruyorlar fişekten. İyi fişek tutarsa 5-6 takla iyi takla. Tabii abi kuş fişeğe giderken... Çok takla zaten kuşu yorar abi. Çok abi takla iyi bir şey değil yani. Takla olacak tamam ama yani... Var. 3 dağların altına düşmeyecek ve 7-8 dağların üstüne de çıkmayacak yani kuş. Abartılı oluyor yani. Gerçekten şöyle 5-6 tahlayla iyi fişek tutan kuş daha ateş, daha güzel olur. Tabii, İzlettirir yani. Tabii arasını açsın benim daha çok hoşuma gider yani. Oraya fişeğe gidene tabii kadar canım. Kuş pataküte gitmek var bir de abi. Yani fişekte yürümek var değil mi? Fişekte yürümek var abi. Benim daha çok hoşuma gider. Kuş 16 tane vurmasın. 4-5-6 tane vursun ama araz arasını açsın gitsin. Daha çok insana göze tabir eder. Kuş yüksek uçsun. Benim her zaman öncelik verdiğim yerine uçsun. Yüksek uçsun ve de yerine insin. Yer hakimiyeti. Ben yükseğe alıştıktan sonra gitti çatıya kondu. Ya ama o seyislikten alakalı değil mi? Yani seyisliğin iyiyse çatıya kondurmasın. Mesela burada orada çatı var, burada çatı var, orada çatı var. Ama bunu iyi eğitirsen oralara kondurmayabilirsin yani. İyi ya, eğitmek lazım. Ben nelerini görüyorum abi. Tabii ki şimdi etken seyislikte var ama ister istemez kuş konabilir. Ahlağı da düzgün olması lazım. Kuşun içinde olacak, ahlağı düzgün olacak abi. Şimdi ben görüyorum başka bir yerlerde de yavru kuşun kendiliğinin uçması var bir de kuş. Yavruyu kovalıyorsun uçmuyor. Öyle yavrular da var yani. Aynen. Öyle yavrular olsa bana gönder abi. Benim yer arazi. Orada kovalarım. Maşallah. Ya sen de iyisini besliyorsun abi. Herkes en güzel kendine yakışanı besler zaten. Allah razı olsun. Onun için abi. Yok yani. Şimdi arayış içerisindeyiz. Yat duysunlar burada herkes. Duysunlar abi yani ben de arayış içerisindeyim. Çok iyi bir gözüme tabir eden bir kuş almak istemez misin? Tabii bizim ki. Abi. Aynen öyle. Ben isterim şahsen. Biz yeni hastası ya. İyi, ben kendi kuşlarımdan iyisini gördüğüm zaman yemin ediyorum almak istiyorum. Yani gücüm yeterse, bütçem yeterse de alırım yani. Ben de alırım abi. Niye yani? İyisi bende diye bir sabit fikir yok. Ben hani yok yok. Bu yok. Benim kuşum en iyi olur diye bir sabit fikir yok yani. Dışarıda da olabilir, alabilirim yani. Niye? Sonuçta oyun kuşu besliyoruz. Dışarıda hani, herkes de olabilir. İddialı mısın bu sene kupada? Ama kupaya kaldırmıyorsunuz siz. Kaldırmıyorlar abi de. İşte seni abi, Adil abinin orada yazılıyız gerçi. Ondan sonra 3-4 tane uçanımız var. Hatta biz atalım dedik babama. Babam biraz daha bekleyelim dedi. Kanadından sonra... Vardır onu. Üstadın bir bildiği vardır daha. Belki hazır değildir ona ya, göre. Tabii. Şimdi hoca taktiği veriyor. Bir şey diyor. Sarı kışın dişiyi çıkartayım tabii ki. Babam çok seviyor. Babam bu dişiyi çok seviyor. Sert bir dişi. Yani sarı dediğiniz bozkirliye sarı mı diyorsunuz siz? Evet. Sizin de abi sarı kır. O da orada bir boz benek taktır erkek içeri girdi. Bu kuşun yavrusu. Bu bir şeyler yapmış demek ki. Evet. Tevki abi vardı ya burada kahvaltıdan önce. He. Onun orada uçtu. 1,5-2 sene zarfında orada uçtu kuş. Şununla kardeş mi? Evet aynen kardeş. Anaları farklı ama. Bu da kardeş. En önde boz var. O kardeşleri. Boz dediğiniz boz dumanlı. Evet boz dumanlı. Tamam anlıyorum. Hep anneleri farklı ya. Anladım.
Maşallah çok güzeller. Annelerin pastırmaları. Allah emeğinizin karşılığını versin inşallah. Zayi etmesin. Abi cümlemize. Bütün kuşçu arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. O kadar emek veriyorlar, o kadar mücadele ediyorlar. Bu gerçekten iyi bir platform, iyi bir şey, spor. Yani bunu da en iyi hakkını veren arkadaşlar var, biliyoruz. Bu zamana İnşallah. Kadar getirmiş diyebilirim yani. Necdet abi, şimdi senelerde bir kuşa sahip çıkmak çok zor bir şey. Aynen öyle. Yani bir insana kuş verirsin ama sahip çıkması çok farklı bir şey. Bize bir miras bırakmış babam bunlar Necdet abi. Sen de miras bırakacağın biri var mı? Şu anda yok abi. Hadi bakalım, hayırlı sor inşallah. 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 İnşallah olur. Allah nasip eder inşallah. Tabii canım, olması lazım. Biri mi gelecek dediniz siz? Tevfik gelecek. Neyse şöyle toparlayalım. 11 dakika oldu daha. Yukarıda da var. Yukarıda kuşlara bakalım o zaman. Kümeslere bakalım. Gel biz gidelim. Oraya gitme. Burayı bırak. Sen beraber gidelim şöyle. Videoyu kapatmadan. Tabii abi. Sen aç. Önce benim kümesimi açayım. Onun kümesini. Oo, ayrımcılığa da başlamışız. Hangisi güzelse. Hangisi güzelse onu aç. Arkadaşlar. Ramazan abinin oğlu iddialı. Artık ayırmış kümesini. Boynuz kulağa geçecek ben diyor. Babamı devireceğim diyor. Hadi bakalım. Yoksa evlatlıktan reddeder mi? Şöyle. Şöyle burası da ayrı bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Teras. Bu pestil mi oluyor? Bu ne oluyor? Pestil mi oluyor? Bu ne oluyor? Tüh. Erik'ten. Pestil yapıyorlarmış o. Bir ay sonra geleceğiz abi. Pestil yemek için geleceğiz Allah izin verirse. Burası da daha güzelmiş. Ama şu tel çok kötü ya. Şu tel çok kötü olmuş. Şu tel olmasaymış çok güzelmiş. Valla tel çok kötü. Şu tel olmasın oraya da burada çok iyi. İçine çeksin istersen. Şöyle bir dur abi. Oo, pırıl pırıl kuşlar bak arkadaşlar. Maşallah kümes çok güzel. Dertemiz, pırıl pırıl. Maşallah. Atakan'ın kümesi babasının kümesinden iyi ya. Babasının kümesine baktım. İşe yaramaz. Eski köy kümesi gibi. Ama Atakan'ınki profesyonel. Bak. Havalandırması iyi. Çok güzel maşallah. Çok güzel. Anaçlar açıldı ya. Anaçlar. Abi bizim amacımız kuşları tanıtalım ha. Tabii ki. Orada da 6 tane maç var abi. Bakalım abi. Has iğdelerimiz de var maşallah. Ama pestile yetişemedik abi. Pestil olunca gelelim. Pestil işte abi. Pestil var ya abi. Abi sana şimdi içeride pestil yaptı benim hanım, vereceğiz. Oo tamam abi. Maşallah. Yavru vermem de pestil veririm dedi arkadaşlar. Ne güzel bu. Abi ne güzel işte. Orada bak kameramız var. Evet abi. Her yerde takip ediliyoruz. Ben uçurup oynayan kendim ayırdıklarımı şöyle bırakayım. Uçurup oynayan kendini ayırdıkların. Evet abi, tam vermediklerim babamın. Kanatlarına buyruklarına bakalım arkadaşlar. Saz kanat maşallah maşallah. Üç feke düşmüş. Tüye de girmiş. Evet bunu ayırdı kendimize. Sarı Ramazan'ın zaten duyduğumuzu yanar dönerler iyiymiş. Şimdi şu oradayı 8-7-8. Maşallah şöyle bakalım. Ne güzel yavrular var. Sarı Ramazan'ın sarıları mı? Sarı Ramazan'ın sarıları. Yani sarı deyip geçme arkadaşlar. Normalde boz. Ama Kırıkkale'de bozda sarı diyorlar. Kafam karıştı. Yanar dönere. Çikolata. Boz dumanlı ya. Sarı. Şey. Boz diyorlar. Boz dumanlı ya. Değiş değiş. Hay maşallah. Ama Ömer nereye verdiğim onun gibiydi. Bir hafta sonra başlatmıştı. Cız cız ediyor. Bunlar bir ayda başlamışsın. Çok güzel maşallah arkadaşlar. Teras da güzel. Kümesler de güzel.
Arkadaşlar güzel. Bir abimiz geldi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz de mi kuşçusunuz? He abi. Maşallah maşallah. Tanıyalım abi sen de. Benim adım da Osman abi. Osmanlı? He. Merhaba. Merhaba. Başka abi. Başka kimin adı Osman? Koç. Siz de mi Sarı Ramazan kuşları besliyorsunuz? Ben yan tarafta besliyorum abi. Ha, kendi kuşlarınız. He. Nereden geldiniz kuşlar? Ankara kuşu mu? Kırıkkale kuşu mu? Ramazan abinin kuşlarından yani. O zaman tanımaya gerek yok sen. Onları tanıyorsun zaten abi. Yine de hoş geldin kardeşim benim. Hoş bulduk abi. Tamam, sağ olasın, Allah razı olsun. Onun kümesi de ayrı abi, şöyle yan taraf. Abi müritleri toplamışsın, bunlar çıraklar. Çıraklar işte herhalde usta olan ayrıldı, usta olan ayrıldı. Arkadaşlarım ya. Yani arkadaşlar da çırak işte ya, çıraklar ya ayrılmış hep. Yetişiyorlar. Yetişiyorlar. Daha yetişiyorlar. Yetişmişler. Yetiştirdin mi? Biraz yetiştirdik yani. Biraz. He, he. Yavaş yavaş alıştırıyoruz. Öğreniyorlar abi. He, maşallah. Allah nasip ederse öğrenecekler. Arkadaşlar bir Kırıkkale'deyiz. Bizim Sarı Ramazan abimizin yerindeyiz, mekanımızdayız. Sağ olsun bizi en iyi şekilde ağırladı. Vallahi yenge hazırlamış, koymuş gözlemeleri, müzlemeleri. Güya Ramazan abi hazırladı oldu. Allah razı olsun. Kuşlarımızı da tanıdık. Çok güzel kuşlar. Oyun şu anda kesmiş. Tüyde, tüy zamanı diye. Şimdi uçan yok bildiğim kadarıyla ama kuşlar yerde çok güzel. Geçen sene ben de evet, bunların hepsi tüyüydü arkadaşlar, gördüm. Bunlar hazırladıkları kuşlar. Maşallah hepsi de birbirinden güzel. Fizikleri, yapıları 10 numara. Tam oyun kuşu. Tam bir Kırıkkale kuşu. Çok güzeller maşallah. Güle güle beslesinler. Harika kuşlar. Kardeşim emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben... Allah razı olsun. Söylemek istediğim şey var mı? Vallahi söylemek istediğim... Kupadaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Özellikle oyun kuşu besleyen arkadaşlara emeklerini... Onu da çekelim abi. Çok güzel maşallah. Kaçıyordur arkadaş. Bakalım şuna, ne bileyim. O da şey işte. Bakalım abi. Benim arabam torna mı, gözdeneklinin torna. Uçum yeri burası. Burası da uçum yeri. Maşallah. Seybi baba. Son uçanlar da. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Sizleri seviyoruz. Biz de size borç veriyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Allah razı olsun. Ramazan abicim çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettin. Biz de size çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, Allah razı olsun. İnşallah diğer zamanlarda daha bekleriz yani. Allah tabii gitgide o biraz daha seni açacağız abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Son söylemek istediğim şey var mı? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlara. Tamam. Necdet abiye daha çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Saygılar sunarım. Sağ olasın. Apo kardeşim. Abi ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Yakışıklı gezdiğiniz kardeşim için. Memnun ettiniz. İşiniz sağ olasın. Her zaman bekleriz. Size de Allah kolaylık versin. Siz de zor bir şeydesiniz. Gerçekten kuşçularla uğraşmak çok zor. Yani aynen. Kupa düzeniyorsun, hakemsiniz. Allah razı olsun. Siz abi. Ayağınıza sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Allah razı olsun. Bu işe emek veren insanların hani nasıl emek verdiklerini ortaya çıkarmak için siz de büyük bir gayret içindesiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz yani emeğe geçen herkese. Ya bizim... Bu aile bir sevda.
Ben de zaten Kral Kuşçu TV olarak, yani bunu Zafer kardeşime destek amaçlı gönderiyorum. Oradan o yayınlıyor. Hem ona destek için hem de şey için. Arkadaşlar en son söyleyeyim. Kral Kuşçu TV'ye abone olalım. Yani biz de böyle güzel videolar çekerek herkesi tanıtalım. Türkiye'nin her gittiğimiz tabii yerde herkesin kuşlarını falan filan. Ne kadar çoğalırsak herkes birbirine destek olsun. Yardımlaşmak kolay iyidir. Takip ederlerse hani en azından besleme açısından hani yani düzen açısından. Kardeşim sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Osman'ım sağ olasın. Sen de bekliyoruz güzel bir kuşlar uçurmanı. Ha, var değil mi? Ha, sağ olasın. Allah razı olsun. Arkadaşlar herkesin için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan abinin sağ olsun. Allah razı olsun. Misafir etti. Kardeşiyle beraber geldik, uğurladık. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Kal sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Şöyle bir toplu resim çekeyim. Arkadaşlar Sarı Ramazan'ın gizli deposunu kimseye göstermiyormuş. Biz dedik ki biz gireriz ve giriyoruz. Ooo, otantik otantik ağacı görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah maşallah süper. Vay 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 vay. Kaç yıllık, evet. Şunu çalalım. 25-30 yıllık var da. 25-30 yıllık var. Var. Vay yavrum. Burada salmalar var, kümesler var. Burada da kümes de. Salmalar var. Şurada. Işığı var mı buranın? Işığı var, ışığı takayım buranın. Arkadaş kuş kalmamış işte. Var, fenomen olunca var, böyle kuş şey, he kuşlar oynayınca böyle. Vallahi uçan helikoptere otu atıyorlarmış buradan. Otobüslere Samsun, Kayseri yola çıktı. Hadi. Dur çıksın herhalde. Ramazan'ın yüzünden o buraya şey kurmuşlar biliyorsun değil mi? Karton kutu fabrikası kurmuşlar. Ya. Yıkıyor mu? Ya buraya 3 kilo odun mu? Ya bir tane şu beyaz al şuradan lan. Vuralım kuşuna. Vuralım. Vahdet Vural mıydı? Şey Vural neydi? Vural Korkmaz. Vural Korkmaz. Samsun Spor'da. Vural Korkmaz. İşte bu yanı. Beyaz odun mesela hoşuma çıktı. Sevmiyor musun sen beni? Ben onu o kuşu yakaladım, ona gidecek. He, ona yakaladım. Ben de ondan geldi sandım. Yok abi, ona gidecek. Sesi görüyor musun? Makine yiyor. Gel oğlum. İkisi kardeş zaten. Bu damdaki sarılar mı? Maşallah, maşallah. Burada da ayrı bir depo var da orayı da açacağız. Burada çok 30 tane var burada. Allah Allah. Daha bir o kadar da gitti. Bir o kadar da gitti. Dedim ya, yani kutu fabrikası kurmuşlar abi buraya sarı Ramazan yüzünden. Nasıl öyle değil ya? Kutu yetiştirememiş abi ya. Ya öyle de. Kuşu verir ya, kuşu verirken kutuyu alıyor. Eli mi titriyor? Kutu parasını mı alıyor? Kutu almayın diyor, kutu yok diyor ya. Sen hatırlar mısın? Şuraya gir, bak şimdi. Yarada mavi boncuk. Kuşu verirdi. Bir dakika, boncuğu alayım abi diyor diyor. Sen de boncuk. Sen kapıyı. Bak hele şunları koy. Bak orada bir tane yavru var ha. Ona içeri al. O yavru dışarıda kalmış akşam. Sen içeri al. Versene anahtar. Oho. Ben attım ne dedi abi, boşalt. Boşalttın bu yani. Şurada kumeste var. Maşallah. Burası var. Bunun altı. Hep kuş kaldı. Ben boşuna demiyorum abi işte bak. Ya şimdi niye gülüyorsun? Burada bunlar da buradan girsin. Şu kumes vardı. Ha, dur oraya girelim. Dur orada çekelim. Tamam. Abi hangi birini çıkar? Bu uçanlardan bir tanesi. Bunu kanadının kuyruğunu aldı baba. Maşallah maşallah. Şöyle tarp kuyruk o. Ondan sonra bu uçuyor. Bunu Necat abim sever. Onun şeyine uygun biraz.
Tarzına mı uygun? Onun tarzına uygun. Uzun metraj mı? Ha, uzun metraj mı? Evet, şimdi demeyin dedim. Onun... Osmanlı çıraksana falan benim. Neyse daha... dışarı çıkarsın. Şirotaları çıkar da tamam. Şirotaları bırak uçanları bir çek. Başını bu şirotaları uçuruyordum. Yat işte bakarsın işe. Bak mesela bunlar hep o boz beneklerken yavrusu bunlar. Bak şu uçan kuş. Şu uçmadı dişi de. Biraz sizin kuşlar Kayseri kuşuna gibi tabi. Biraz bir şey değil. Öyle ses sorumlu. Yok, bizim kuşlar Kayseri kuşu gibi uzun oynamıyor abi de. Kayseri kuşları uzun oynamıyor ki zaten ama bildiğim kadarıyla. Yani ama fişekleri çok güzel. Sesli, soluklu. Fişek mesela şu kuşun fişeği çok güzel şu erken. Sesli, soluklu onu demek istedim ya. Kuyruğu, kanadı kuyruğu yok da. Mesela şu kuş. Bak bu. Bilet abi seviyorum. Bak şu kuş sana görürsün ya. Çıkıyor da perçem makbul da kanadı kuyruğu yok onun. Sana seyrettirecekmiş abi. Evet. Evet. Çağırdım da gel. Şehit abi gel. Necid abi. Necid abi getir. Geliriz değil mi? Maşallah, maşallah. O değildi, ben en güzel ağacı beğendim. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Bunlar bu Araplar da aradığım şey yani. Değil mi? Bu burada o sarak kuyruğun yavrusu Necati bak mesela. İşte yani çikolata kan olduğu için. Bunun kanadı gelmiş. Bu geldi tekrar. Ötekini de getir. Ötekini getir. Hazır dönüyorsun. Daha kuyruğu bu hazır olan. Olan işte Necati şu kuşta sadece. Bu yavruyu alalım değil mi hediye? Ak kuyruk yavruyu. Bak o yavru. Ben sana yavru hediye edeyim abi. Etmek başlayayım. Anasını çıkart da inanmıyordur. Anasını çıkart. Hayırdır abi? Hangi araba? Araba kuyruğun anasını çıkardı hele. Ya bu şu önemli değil de. Onu. Önemli lan. Aa şu anası şu. O 15. yaşında bir tane bu sene büyüttü yavru bak. Yani artık yaşlandı bu. He, o zaman tamam almıyor ya yazık. Uçanın biri de şu abi. Bu çok uçuyor Necat işte. Hmm. Benim buraya inmekle çok abi, uğraşıyor. 3 saat, 4 saat, 5 saat uçuyor abi lan. Arabın torunu bu. O dışarıdaki. Babası işte bunun bir kardeşini. 150-200 tane kuş gördüm ama en beğendiğim yavru bak. O yavru benim dediğim erken yavrusu değil mi? Boz, çikolata ekmekten boz berekli dişi var ya. He. Onun yavrusu. Çok güzel yavrumuş maşallah. Güle güle uçursun. Hayırlı olsun maşallah maşallah. Şu sarılar yok mu abi? Hı-hı. O kuşlar aynı kardeş. Bak bu kuş değil diye. Şimdi ben anlamam. O kadar okumadım ama. Ben fizik olarak böyle yapı olarak duruş böyle. Tam yavru fiziği. Tam yani. Yavru fiziği. Ufak ama da o. Ne? Ufak ama da oluyor. Ufak mı? Ufak ufak. He ufak da abi. Daha yeni gidiyor. Maşallah. Çok güzel. Ağzı da sesini çıkartmana gerek yok. Ağzı da fıkfık olan ne veriyorsun sen? Namaz abi. Fıkfık olmuyor bende de Recep abi. Ona ne veriyorsun? Yani şey veriyorum ya. Bir gün ben onu kalksın çıkartma lan. Bak şu sarak kuru dişi çıkart hele. Arkadaki ne? Birçok boya kuş var ya. Çok kuş var ya. Daha çok güzel sen. Bunun gibi iki katı gitti. Pandemle dolayı ya. Kutu karton fabrikası kapatmış. Maşallah. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel kuşlar var. Şu kuş çok güzel. Mesela Necat abi şu kuş sizin tarzı oynuyor bu kuş. İşte tamam. Evet, bu kuş bir şey yapıyor. Yalnız benim şeyim değil. Buraya benim kuşum ne diyor buraya? Tamam abi onu alalım abi o zaman. Mesafe taşıyor. Heh tamam. Atımın iyi. Benim de. Orası arazi. Bu da. Hediye onu kabul edelim. Değil mi? Bundan 4 tane geldi. Duydu ya. Duymadı. Duydu.
4 taneydi bunlar. Üçünü kaybettik işte. Yerini değil mi? Bu yerini iniyordu. Bir arkadaşın düğünü vardı Mustafa Bolu. Oraya gidip yerden hiç kalmazdı, kalktı. Bir düştü çatıya, çatta yattı, alıştı çatı. Ben burada çatıyım. Sen ben buraya geldin mi? Yok abi, geleceğiz. Allah nasip etsin. Allah izin verirse gel, Allah gör. Nasip sen i̇nşallah gel. Senin oraya da geleceğiz. Ha. İnşallah nasip etse. Allah ömür verirse geleceğiz. Abi normalde bu sabah beni buraya çağırıyorduk da burada kuşacakmış diye çağırmadım. Evet. İnşallah geliriz. Buraya bugün Allah davet edecek seni. İnşallah abi. Ha, kuş için değil. Benim kuşum yok. Orada bir arkadaşımızın kuşu Özcan Bey'in. Abi benim kuşum yok. Ben şu anda diziyorum. Önümüzdeki hafta içi Necdet Hanım'ı oraya çağırabiliriz ya. Tamam abi. Tamam, abim elinize sağlık, ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, iyi ki varsınız. İyi ki tanıdık sizleri. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sağ olasın. Her zaman bekleriz abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi ne demek? Kalın sağlıcakla. Bu gözlükler. Neyse dursun tamam.